Samimi Haber'de Ramazan Kurtoğlu ile özel yayınlarımız devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu bizlerle tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olun. Hocam bol gişeli, bol ışıklı, milyon dolarlık işte izlerken e, hepimizin ağzı kulaklarında e, işte Hollywood filmleri masum mu yoksa planlı bir projenin ürünleri mi parçası mı hangi filmler yer alıyor hemen sizden öğrenelim. Evet. şimdi tabii e, şunu ifade edelim. Ee, Hollywood e, özellikle e, sinema dünyası Avrupa'dan Amerika'ya göç etmiş Musevilerin e, Amerikan toplumu içinde kendilerine bir yer edinmek için başladıkları ama daha sonra 2. E, Dünya Harbi'ne giriş yıllarında tam o şeyde Amerikan devletinin Köküne kadar propaganda ve dönüştürme için kullandığı ama daha sonra ise giderek bir e, algı silahına dönüşen e, görsel. Hı hı. Tabi sinema bilahare, televizyon zaten bunların hepsi Hollywood'un kontrol altında Yani Hollywood'u da kontrol eden e, baktığımızda Wall Street bankerleri yani Hep bunlar iç içe girmiş e, kurumlardır, yapılardır diğer taraftan tabi internetin günlük hayata girmesi ile birlikte işte TikTok'lar vesaire falanlar filanlar YouTube'lar. YouTube'da dehşet bir sansür var. Yani TikTok'ta dehşet bir sansür var. Yani siz orada çıkıp gerçek fikirlerinizi söylediğiniz an bir, bir de göze batmayabilir, iki de göze batmaya, üçüncü de tık diye önünüzü keserler, sansürlerler, engellerler. Çünkü şey var, Harvard Üniversitesi'nden neydi Zabov soyadı bir profesör hanım var. O diyor ki yeni kapitalizm şey üzerinden geliyor. Bu teknopolinin sansür yapısı üzerinden geliyor. Yani. Her ne kadar internet Başkan Clinton şöyle demişti artık özgürlükler sonuna kadar açılacak medya falan filan. Hmm. Ama internetin özgürlükleri açmadığı bilakis sansürün mekanizması haline geldi. Görülüyor bugün. İşte böyle bir yapı içinde Hollywood ve yine cep telefonu yine sosyal medya ki artık sosyal medyaya giderek metaverse'e de yöneliyor. Bunların tamamı Efendim, Rus bir bilim, pardon, Rus bilim insanı var, bir profesör var, onun bir sözü var, cep telefonları, sosyal medya diyor, atom bombasından daha tehlikeli diyor. Evet. Gerçekten de bir buradan şuraya geleyim. bir tiroid hastalığı vardır, Hashimoto diye. Hashimoto sizin üzerinizdeki yaptığı tahribatı çok zor bulunur, en zor teşhis edilen hastalıklardan biridir. Kendini fiziksel, duygusal ve zihni olarak bir çöküntü, bir oto bağışıklık sistemi hastalığına sürüklenmiş. Bu hmm. bedensel olarak Hashimoto'nun sonucu. Ya psikolojik, nörolojik sürüklendiğiniz Hashimoto, işte bunun sebebi sinemadır. Hmm. Hollywood sinemasıdır. İnternet üzerinden, efendim, metaverse üzerinden yani televizyon üzerinden tezgahlanan zaten hepsi benzer sermaye grubunun elindedir ki e, şeydir, e, Teknopoli'de e, efendim e, Amerikalı bir hocanın söylediği bir laf vardır. Batı'da Orta Çağ'ın sonuna doğru mekanik mekanik saatin keşfi e, yeni bir zaman tanımlamasına sebep olmuştur. E, matbaanın e, bulunması e, o Başlang, başta İncil ve Tevrat olmak üzere e, Hristiyan dünyasının kutsal kitaplarının papazlardan hızla halka doğru yayılmasını ve bir kısım e, bilimsel çalışmaların halka doğru yayınlanmasını. Ama en önemlisi teleskopun bulunması e, Vatikan'ın e, Hristiyan dünyası üzerindeki kurmuş olduğu hegemonyayı yıkmıştır. Hı hı. İşte buradan... Benim buna bir ekleyeceğim bir şey daha var. Sinema. Sinemanın bulunması insanlığı olmadığı kadar değiştirmiştir ve değiştirmeye de devam ediyor. Çünkü sinema, televizyon, sosyal medya hep aynı teknolojiyle çalışır ki, bugün baktığımızda insan gözü saniyede 26 kareyi algılayabilir. İnsan görür, beyne, mantıklı beyin, üst beyin dediğimiz beyne atar. Ee, ama e, bugün dijital sayısal teknolojiyle e, saniyedeki görüntü sayısı 200'ün üzerinde. O zaman demek ki seyrettiklerimizde biz 26'yı algılayabiliyoruz. Gerisi nereye? Hani bir koy sepet ediyor ya. Hı -hı. Şuur altı, bilinç altı beyni. İşte Hollywood sineması bunu müthiş beceriyor. Ee, orada bir esas oğlan, orada bir esas güzel kız. 90-60-90 bir kız. Önceleri birbirine zıt bile olsalar sonra... Birlikte olurlar. Bu yapının e, temel e, unsuru vardır. Amerika Birleşik Devletleri'ni kurtarıcı bir mitosa dönüştürür. Peki biraz daha geri çekilirseniz kurtarıcı mitos kimdir? Mesih'tir. Hazreti İsa'ya gider dönersiniz. Hı hı. Şimdi e, böyle bir yapı içinde e, insanlara denir ki bütün dünyayı o esas olan esas kız e, sadece Amerika'yı değil bütün dünyayı tehlikelerden kurtarır. E, ben onu şöyle tanımlarım bu e, şöyle. Göstereyim bunu. Hollywood kitabında. Hı hı. Nedir bu? Ee, sizi Hollywood gözünüzden, beyninizden ve yüreğinizden üç kere öper. Siz e, sinema salonundan çıktığınızda artık e, kafanızda e, Hollywood sinemasının zerk ettikleriyle düşüne düşüne eve gidersiniz. İşte o günkü şartlarda hangi filmi. Büyülenmiş Büyülenmiş vaziyette. E, şartlarda. E, bunun hı. için Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray yani başkanlığın, Pentagon'un yani Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, CIA'nın, Amerikan İstihbaratı'nın, National Security Agency dedikleri yapanın başka istihbarat kurumlarında Los Angeles'tadır biliyorsunuz Hollywood. Kutsal asa falan da manasına gelir bir ağaçtan efendim hareket edilerek. Orada şeydir, şubeleri vardır. Siz film yapacaksanız filminizi bu Amerikan devletinin kurumlarını ilettiğinizde size vergi indirimi destekler, nakli, hmm. nakli destekler, efendim askeri vesaire aklınıza gelen her konuda ciddi destek alırsınız ve bütün bunlar Amerika'nın da bir yapı oluşturmuştur. O da şudur, Amerikan Milli Güvenlik Sineması. Amerikan Milli Güvenlik Sineması Manifest Destiny belirlenmiş kaderi ve de Amerika'nın sınırlarına atıfta bulunur. Peki Amerika'nın sınırları nedir? Bütün dünyadır. Hı hı. İşte böyle bir yapı içinde belirlenmiş kaderi bütün dünyaya e, pazarlarlar ki e, son aklımda kalan e, rakam e, Hollywood dünyasının dünyaya pazarladığı e, ürünlerin Değeri 40 milyar dolar yani Amerika'ya girdisi. E, nitekim eskiden, e, eski dönemlerde bir e, bakanlık yapmış olan Kültür Bakanlığı e, Namık Kemal Zeybek var idi. O bir televizyonda anlatmıştı. E, bir ara Kültür Bakanlığı yapmıştı Namık Bey. E, Amerikan filmlerine yani biraz e, üç kuruş e, sinemalarda yani devlet e, biraz daha e, vergi koyuyor. Kıyamet kopuyor biliyor musunuz? E, Amerikan e, büyükçesi bakan arıyor. Efendim Amerikan Dışişleri Bakanlığı bakan arıyor. O zamanki şartlarda Özal zamanıydı galiba. Amerikan Başkanı özel falan arıyordular. Yani e, Hollywood düşünüldüğünden daha büyük bir e, silah endüstrisi. Çünkü özellikle 21. yüzyılda yeni dünya tasarımında sanal para bir kitabım var biliyorsunuz. Sentetik insan, Legodin. Bütün bunların topluma enjekte edilebilmesi için hı hı. E, bir silah ihtiyaç var. O da sinema ve türevleri. Ve bugün bunu sonuna kadar yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler. O seyrettiğimiz çok masum filmler. Mesela e, herhalde soracaksınız. Matrix. Hı hı. Matrix aslında direkt Mesih Hazreti İsa'ya göndermedir. Yeni dünya tasarımıdır. Bunları bilmeden yani oraya güzel bir kız görüyor. Gençler o kıza ağzının suyunu akıtıyor. Kızlar de yakışıklı işte ooo diyor ne yakışıklı adam diyor. Tabi e, oh. Hollywood'un iç dünyasını da tanımak için e, Nicolas Cage'in için başrolünü oynadığı bir film vardır. 8 mm. 8 mm. Nasıl Hollywood'un oraya gelen o güzel kızları ve yakışıklı delikanlıları değirmen gibi öğüttüğünü de görebilirsiniz. Yani e, şey vardır. Şurada hatta ee, onu e, tam güzel anlattığı için izin verirseniz onu söyleyin size. Ee, bakınız e, şurada. Evet. E, Madonna. Madonna'nın e, Hollywood altlı bir şarkısı vardır. Orada aynen şöyle der. Hafızamı kaybettim Hollywood'da. Milyonlarca düşüm oldu iyisiyle, kötüsüyle. Hollywood'un havasında bir şeyler var. Kaçmayı denedim ama hiçbir zaman yapamadım der ki e, yine e, ünlü e, bir e, ölen sinema oyuncusu vardır. İşte Başkan Kennedy ile bile aşk dedikoduları çıkan Merlin Moore. Merlin Moore'un çok ilginç bir lafı vardır. Hollywood öpücüğünüze 2 milyon dolar ruhunuza 2 dolar verilen yerdir. Evet aslında nasıl da gözler önüne seriyor. Peki... Ee, bir yandan da e, bir şeyleri aslında hani işte bilim insanlarının ya da işte birilerinin yapmak istediklerini de öncesinde senaryolaştırıp film olarak izletti. Sonra yaşadığımız durumlarda da da karşı karşıya gelebiliyoruz filmler sayesinde. Hollywood'da izlediğimiz filmler sayesinde işte pandemiden bahsediyorlar. Sonrasında pandemi yaşıyoruz. Böyle senaryolaştırılmış hayatımızı mı senaryolaştırıyorlar aslında? Doğru. Eskiden Hollywood olan olayları ya e, sinemaya aktarırdı. Ama şimdi artık mesela Türkiye'yi çok ilgilendiren bir filmden bahsedeyim. Jack Ryan, Gölge Ajan diye bir film muhtemelen seyretmişsinizdir. O Gölge Ajan, e, Türkiye Rus uçağını Suriye sınırında düşürmeden önce çekilmiş bir film. Filmdeki e, varsayım şudur. Türkiye ile Rusya savaşın eşiğine gelecek. Çünkü Türkler Rus uçağını düşürecek diyordu. Evet bu film o olaydan önce çekilmişti. Hmm. Gerçekten de baktığımızda o. Keza Büyük Açık diye 2008 filmini, şey 2008 krizini anlatan filmler. Bunlar Wall Street para asla uymaz gibi. Hmm. Bütün bu şeyler e, mutlaka ve mutlaka Hollywood'un gelecek tasarımını anlatır. Yani bu Hollywood'un da değil. Amerikan derin devletinin gelecekler. Mesela 2012 yılında bir film çekildi. İklimi anlatan. 2012. Bugün hı. nedir? 2023. Peki 2012'de hani düğün değil, bayram değil, enişten beni niye mucuk diye absürt bir laf var ya. Hı hı. Şimdi Ama 2012 11 miydi? 2012'de mi? Pentagon, iklimin küresel bir efendim, e, silah olacağını ve iklimin mutlaka ve mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini söylüyordu. Orada da baktığınızda 2012'de ki yine başka filmlerde çekildi. Amerika Nuh'un gemisidir. <laughs>